Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle açık zemin üzerine rengarenk çiçekler olan tam yazlık bir yazmam var. Bunun üzerine sıralı, çıtı pıtı, yapımı da oldukça kolay bir model hazırlayacağım. Eğer örnek dökmeye başladıysanız, iğne oyasına yeni başlayıp bu modeli de kolaylıkla ve severek yapabilirsiniz. Yine yazmam gibi rengarenk, çok şık bir model olacağına inanıyorum. İplerimin numaralarını da vereyim. Turuncu rengim çizmeli 299 numara, pembe rengim çizmeli 342 numara, mürdüm rengim çizmeli 551 numara, yeşilim leylak 729 numara, yine krem rengim de çizmeli 1712 numara. Şimdi kendi zemin rengiyle alt zeminimi oluşturacağım. Diğerleriyle de modelin üst kısımlarını renklendireceğim. Hemen başlıyorum. Evet, yine krem rengimle zürafalarım geçilmişti. Küçük boylarda geçilmiş bir zürafa. Hemen buradan tekrar eklememi yapıyorum. Yavaş yavaş çekerek ipimin uç kısmını düğümün arasına gizlemiş oldum. Buradan hemen şuradan bir tane kuyumcu kafesini yaparak başlayacağım. Bir tane boş zürafa yapıyorum. Tekrar kuyumcu kafesine geçiyorum. Kuyumcu kafesim arada 3 tane olsa yeterli sanırım. Kafeslerimiz ara yolumuz olacak. Üç kafes bırakacağım. Bunun sayısını sizler artırıp azaltabilirsiniz de. Şimdi arada 3 tane yapıyorum kafesimi ve geçişte bir tane de zürafa boş bırakıyorum. Burası modelimizin ana kısmını yapacağımız yer. Bir zürafa bıraktık. Şimdi tekrar 3 tane kafes yapıyoruz. Modelin altı çok güzel, akıcı bir şekilde ilerler. Aslında üst kısmı daha akıcı ilerleyecek bir model. Ve keyifli bir model. Yeni başlayanların dahi kolaylıkla yapabileceğine inanıyorum. Birkaç denemeyle elinizi alıştırarak kolaylıkla yaparsınız. Üç kafes yapacağız. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü kafesimi de tamamladım. Ara sıra ipimi de gerdiriyorum. Şimdi tekrar bir boş zürafa. Modelin altı yalnızca bu şekilde ilerleyecek. Tekrar 3 tane kafesimizi yapıyoruz.
Üçüncü kafesten sonra bir boş zürafa. Alt zeminimi ben tamamlayacağım. Sonrasında modelin üst kısmıyla yine devam edeceğiz. Rengarenk bir şekilde. Şuradan kafesime de başlayayım. Hemen burayı tamamlayacağım. Yine devam edelim. Alt bölümü tamamlamış oldum. Çok da güzel ilerliyor dediğim gibi. Zaten iğne oyasını yapanlarımız kafesleri bence çok seviyordur. Bu şekilde tamamladım. Şimdi modelimizin renkli kısmına geçiyoruz. Hemen şuradaki ilk bırakmış olduğum bir tane zürafam vardı. Oradan ipimi ekliyorum. Hemen buraya bir tane pırpır bırakıyorum. Bunların boyutlarıyla oynayabilirsiniz. Bir tane de kısa pırpır yapıyorum. Bu pırpırın yarısı kadar. Hemen pırpırıma tekrar geri çıkıyorum. Buraya da tekrar pırpır yapıyorum. Yine küçük pırpır. Her katta aynı işlemi yapıyoruz. İkinci sırayı tamamladık. Tekrar üçüncü sıramı yapmak için kısa pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar kenara uzun olan pırpırımı yapıyorum. Aynı boylarda kenar pırpırlarım ve aynı boylarda kısa pırpırlarımızı yapıyoruz. Dördüncü kata çıkıyorum. Burada sırayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben 6 sıra yapmayı düşünüyorum. Yani 6 pırpır olana kadar yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir ipimi gerdirmem lazım. Kıvamını sevmedim. Kenara alıyorum. Tekrar kısa pırpır yapıyorum. Bu kısa pırpırı çok fazla uzun yapmamaya gayret gösterin. Uzun yaparsanız pırpır aralarınız açık olur. Burada biz pırpırlarımızın, yani kenar pırpırlarımızın aralarının boşluk olmasını istemiyoruz. Bu şekilde çok daha güzel ve sık görünüyor. O yüzden kısa pırpırlarımız gerektiği kadar kısa olmalı. Bunu biraz kısa bıraktım. İpimi gerdiriyorum tekrardan. Pırpırımı tekrar yapıyorum. Kenara alayım. Ve sıkı bir düğüm atayım. 5 oldu. 6 yapayım. O yüzden bir kısa pırpır daha yapmam gerekecek. Biraz da belirginleştireyim. Son kez 6. pırpırımı yapayım. Bunu da yine kenara alıp kuvvetli bir düğüm attım.
Şimdi tekrar kendi zürafasına iniyorum. Buradan inerken de hafif şöyle yükseği olan bir iniş yapıyoruz. Ve sıkı bir düğüm atıyorum. İpimi kesiyorum. Buradan şöyle iğnemle yukarı bir miktar kaldırayım. Bu şekilde modelin ana kısmını oluşturduk. Diğer bir rengim yeşilim ile başlayacağım. Şunları kenara alayım. İlk olarak pırpırla başlayacağız. Şimdi kısa pırpır. İkinci sıramızı yapıyoruz şimdi. İkinci sıranın kısa pırpırını yapıyorum. Dördüncü sırayı da tamamladık. Şöyle bir gösterelim. Beşinci sıramı yapıyorum. Altı pırpırım olacak. Sonuncu pırpırımı yapmak için yukarı çıkıp pırpırımı yapıyorum. Altıncı pırpır. Altıncı pırpırı yaptıktan sonra artık kısa pırpırı yapmamıza gerek yok. Son olarak kendi zürafasına iniyorum. İki dolayalım burada. Yine inmiş olduğum ipimi de gerektiği kadar bırakacağım. Evet, bu pay iyi. Güzel bir düğüm atıp ipimi dipten kesiyorum. Bu şekilde yapımı hanımlar. Bunu biraz daha dik de tutabilirsiniz, şöyle düzelterek. Biraz daha eğik olmasını istiyorsanız yine bu şekilde de eğimini verebilirsiniz. Ben tüm renklerimi tamamlayacağım. Bitmiş haliyle sizlerleyim. Tüm renklerimi tamamladım hanımlar. Modelin son hali bu şekilde oldu. Ben bayıldım bu modele, çok çok beğendim. Renklerin uyumunu, modelin duruşunu inanılmaz beğendim ve gerçekten keyif alarak da yaptığım, sıkılmadan yapabileceğim bir model oldu benim için. Renkleri bu şekilde daha iyi görebilirsiniz. Yazmam rengarenkti. Yine aynı şekilde modelimde rengarenk, cıvıl cıvıl bir model oldu. Tam anlamıyla çıtı pıtı sıralı bir model. Aralığı bana göre iyi. Sizler çok sıkı bulduysanız bir tane daha atlayabilirsiniz. Ama sıralı modellerde araları biraz daha kısa tutalım ki sıralı model olmanın hakkını verebilsin. Benim düşüncem böyle. Şöyle yakından tutalım ki ekran görüntüsü alabilirsiniz.
keyifle yaptım bugünkü modeli. Hemen diğer yüzünden de bir tutalım. Sağ yöne gidenler için. Yazmaya çok çok yakıştırdım. Yapabilmeyi ve kullanabilmeyi çok isterdim. Ama ben ara sıra da söylüyorum. Belki yeni duyanlar olur. Model çıkarıyorum. Sonrasında modellerin resimlerini aldıktan sonra kesmek zorundayım. Bu çıkarmış olduğum modelleri bitirmiyorum. Şimdi fiyat kısmına gelirsem, sıralı bir model. Tabii ki üst kısmı biraz daha zaman alabilir. Bu şekilde yapıyor olsaydım yazma haricinde en az başlayacağım fiyat sanırım 130-140'larda olurdu. Bugünkü selamlarımı da Zümra Evren Hanım'a gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Beni izleyen her birinize çok çok teşekkür ederim. Bugünlük de böyle sonlandırıyorum. Bir sonraki yeni bir modelle tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.